Buraya en klasik parabol çizerek başlıyorum. y eşittir x kare. Ve bu videoda bu parabolü nasıl kaydırabileceğimizi anlatacağım. Şimdi birkaç örnek düşünelim. Öncelikle grafiğin eğrisine bakalım. Bu ne dedik? y eşittir x kare eğrisi. Peki y eksi k eşittir x kare olsaydı bu nasıl görünecekti? Bu örnekte x sıfıra eşit olduğunda x karenin de sıfıra eşit olduğunu görüyoruz. Buradaki bu sarı eğriden bahsediyorum. Burada söylenen şey şu, x kare eşittir y veya y eşittir x kare. Ama bu diğer örnekte x kare y'ye eşit değilmiş, y eksi k'ya eşitmiş. Yani x sıfır eşit olduğunda ve bunun karesini aldığımızda, sıfırın karesi bize y'yi değil, y eksi k'yı veriyormuş. Dolayısıyla bu, y'den k kadar eksik olacak. Veya bunu düşünmenin bir başka yolu, Burası x0. Eğer y'den k kadar daha az olacaksa, k her neredeyse, y de orada olmalıdır. k burası diyelim. O zaman y, k'da olacak. Yani tam burada. Şimdi bu örnekte bu nokta için y değerini k kadar kaydırmış olduk ama aslında bu durum bu değerlerin tümü için geçerli. Mesela x'in burada olduğunu düşünelim. Bu sarı eğri için x değerinin karesini alıyoruz ve şurada bir yerde olduğunu görüyoruz. Bu çizdiğim sarı eğri tabii ki tam ölçekli değil, gelişi güzel çizmiştim ama bu x değerinin karesini aldığımızda eğri üzerinde yaklaşık şuralarda olacak. Bu mavi renkle belirttiğim eğriyi düşünecek olursak, x kare buradan kesmiyor olacak. y bundan k kadar daha yukarıda olmalı. y eksi k dendiğine göre, y bundan k kadar daha yukarıda olmalı. Yani y'nin burada olması gerekiyor. Buna göre mavi yazdığım formülün eğrisi sarı olan bu eğrinin k birim kadar yukarı kaydırılmış hali olacak. Yani y eksi k eşittir x kare demek, bu eğriyi k kadar yukarı kaydırmak demek oluyor. Buradaki değer her neyse bunu k birim yukarı kaydırıyoruz. Bu uzaklık yani bu iki parabol arasındaki düşey uzaklık her durumda sabit olacak. k birim kadar bir uzaklık olacak. Bu düşey uzaklık hep sabit ve k büyüklüğünde. Şimdi bir de bunu yatay olarak kaydırmayı düşünelim. y eşittir x kare değil de y eşittir x eksi h kare deseydim ne olurdu? Bir de buna bakalım. Burası x'in karesini aldığımızda y için elde edeceğiniz değer. y eşittir 0 elde ediyorsunuz. Peki biz burada y eşittir 0'ı nasıl elde ederiz? Buradaki değerin 0'a eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla x eksi h 0 olmalı ya da başka bir deyişle x eşittir h olmalı. Diyelim ki h burada olsun. x eşittir h olduğu için x burası olmuş olmuyor. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. y'yi elde etmek için burada hangi değerin karesini aldıysanız, bu sefer aynı şeyi elde etmek için bundan h kadar büyük bir değerin karesini almalısınız. Çünkü bundan h'i çıkarıyorsunuz, h'yi çıkarıyorsunuz. Buranın 0 olması için ve 0'ın karesine ulaşabilmemiz için x'in h'ye eşit olması gerekiyor. Bu formüle göre eğer 1'in karesini almak isteseydiniz, x 1'e eşit olmalıydı. Diyelim ki, diyelim ki bu işaretlediğim yerde x 1'e eşit olsun. Sarı yerde bu nokta 1'in karesi. Yani y'nin 1'e eşit olduğu nokta. Tabi düzgün bir şekilde çizmediğim için, ölçekli çizmediğim için birler aynı yerde değilmiş gibi görünüyor ama burası 1. Yani bu da 1 olmalı. Şimdi pembeyle yazdığım bu formüle bakacak olursak, 1'in karesini almak için sadece x eşittir 1 dememiz yetmiyor. x, h artı 1'e eşit olmalı. Yani x'in değeri h'dan h'den 1 fazla olmalı. Bu da demek oluyor ki aynı noktaya varmak için x'in h artı 1 olması gerekiyor. Sadece x'in karesini almayıp x eksi h'in karesini aldığımızda eğrinin sağa kaydığını görüyoruz. Buna göre eğri, bunu pembe renkle yapayım, sağa kaymış oldu. Yani eğriyi h birim kadar sağa kaydırdık. Şimdi başka bir örnek daha düşünelim. Bu sefer de y eşittir negatif x kare eğrisine bakalım. x karenin değeri her neyse bunun negatifini alacağız. Burada ilk örnekte x değerimiz ne olursa olsun onun karesini aldığımız için pozitif bir değer elde ettik. Şimdiki örnekte ise bunu negatif 1 ile çarptığımız için daima negatif bir değer elde edeceğiz. Yani bunun gibi bir şey olacak. y eşittir x kare eğrisi yatay eksenden aynı ile yansıtılmış gibi görünecek. İşte böyle bir şey olacak. Bu çizdiğim y eşittir negatif x kare eğrisi. Peki, y eşittir negatif 2x kare, negatif 2x kare nasıl olur? Aslında burada iki şey yapmak istiyorum ama bir dakika bunu silip önce başka başka bir şeye bakacağım. Önce pozitif olana bakalım. y eşittir 2x kare diyelim. Bunun eğrisi nasıl olur? Şimdi bir şeylerin karesini alırken bunları bir de 2 ile çarpacağız. Yani daha hızlı bir artış olacak. O yüzden bunun gibi görünen bir şey ortaya çıkacak. Daha dar ve daha eğimli olacak. Mesela bunun gibi. Tekrarlıyorum, burada sadece fikir vermek için çiziyorum. Ölçülere göre çizmediğim için bunu tam ölçekli olarak düşünmeyin. Gördüğünüz gibi bir çarpan olduğu zaman değer daha da hızlı yükseliyor. Eğer y eşittir negatif 2x kare yapmış olsaydık, bu sefer negatif yönde yani daha hızlı büyüğü olacaktı. Yani, bunun gibi görünecekti. Az önce çizdiğimin aynadaki yansıması gibi. Bu sefer bunun gibi daha dar bir parabol oluşacak. Evet, çizdiğim grafiğin hafiften ince ince Arap saçına dönmeye başladığının farkındayım ama şimdi bir hatırlayın. y eşittir x kare ile başladık. Buradaki şu sarı eğri. Peki eğer y eşittir 1 bölü 2 x kare yapsaydık ne olurdu? Eğer y eşittir 1 bölü 2 x kare olursa işte bu durumda da değer daha yavaş yükselecek. Şekil olarak aynı görünecek ama bu sefer kollar daha geniş açılacak. Yani bunun gibi bir şey olacak. Yani örneğin size, şimdi size konuştuğum şeyi daha iyi anlamanız için kabaca bir çizim yapacağım. Eğer bu y eşittir x kare ise, yani y eşittir x karenin grafiği ise, evet kullanmadığımız bir renk daha bulalım. y eksi k eşittir a çarpı x eksi h karenin grafiği de böyle görünecek. Tepe noktası ya da başka bir deyişle minimum veya maksimum değerin yer aldığı paraboldeki uç nokta Örneklerimize bakarsak tam buradaki nokta, aşağı doğru açılan bir parabol için maksimum noktası veya yukarı doğru açılan bir parabol için minimum noktası, işte bu örneğimizde bu nokta kayacak. Tepe noktası kayacak. H birim kadar sağ ve K birim kadar yukarı kayacak. Yani tepe noktası işte burada olacak. Ve bu bir de A ile ölçeklenecek. Yani diyelim ki A eşittir 1 ise aynı genişlikte bir parabol olacak. Eğer a birden büyükse parabol daha dik olacak. Bunun gibi eğer a birden küçük ama sıfırdan büyükse işte bunun gibi parabolün kolları daha geniş açılacak. Eğer a sıfıra eşitse bu durumda sadece dümdüz bir çizgi oluşacak. Ve eğer a negatifse ama negatif birden daha küçükse bunun gibi kolları daha geniş açılan bir parabol olacak. Aslında negatif birden daha büyükse demem gerekiyordu. Yani eğer a 0 ile negatif 1 arasında bir değerse burada olduğu gibi parabolün kolları daha geniş açılacak. A negatif 1 ise başlangıçtaki eğrimizin yansıması gibi görünecek ve eğer a negatif 1'den daha küçükse yani daha negatif bir değerse o zaman da bunun gibi görünen daha dik daha eğimli bir parabol olacak.